Tamam işte. Peki Şükran Ovalı ile Caner Erkin nasıl yansıdı, nasıl gündeme geldi onu görelim, konuşalım üzerine. Ters köşe yapmış. Niye? Caner Erkin'in hani normalde ne olur? Hanımefendi beyefendinin evine yerleşir. Caner Erkin hanımefendinin evine yerleşiyor ve ters köşe oradan geliyor. Hanım köylü aslında oluyor bir yerde. Ve evin alışverişini yaparken de Caner, sağ tarafta görüyorsunuz eve bıçak, çatal vesaire araç gereçler alırken de o gün çekiliyor. Çekildiği zaman Eve da sağlarım alıyor. yani şunu diyormuş, ben magazin figürü değilim, beni niye çekiyorsunuz? Ama dibine kadar da Caner'cim Yok çok magazin magazin figürüsün. figürüsün. Ulaşıyor olur mu? Evet, yorumunu alayım. Şimdi magazin figürüsün bir kere, evet onu söyleyelim. Magazinde de bayağı iş yapıyoruz sayende. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya ben de kadının evine yerleşmesini şey buldum ya. Daha doğrusu yerleşme fikrine nikahsızken O karşıyım konuya da. gelelim. Yerleşilecekse kadın düzenini bozmasın. Çünkü kavga mavga oluyor. Yazık, kadın düzenini bozmuş oluyor. Ben ona üzülüyorum. Zaten erkek gelsin. Daha sonra da gitsin ama yani kalmasın. Ben bu birlikte yaşam olayını sevmiyorum ya, evlenmeden. Vallahi sevmiyorum. Hiç sevdiğim bir şey değil. Evlilik, ben bunları çok seviyorum. Bu çifti çok seviyorum ama evlilik olmadan birlikte yaşama ilişkiyi de kötü hale getiriyor. Yani zaten evliyken zaten zor tahammül ediyorsun adama. Bir de evlideyken yani bir de onu çek. Bir de evlenince hiçbir heyecanı kalmasın falan. Yok. Bence hiçbir birleşme olmasın. Şimdi bu güzel bir tartışma. İyi açtın bu tartışmayı. Arkadaşlar da o başlığı girerlerse sevinirim. Ne o? Şimdi Caner'in hanımefendinin evine yerleşmesi, yani erkeğin kadının evine yerleşmesi enteresan. Sen diyorsun ki evlenmeden bir kere Ben kesinlikle birlikte buna karşıyım. yaşamalarına karşı. Kesinlikle karşıyım. Ki senin gibi düşünen çok kişi Yani vardır tahmin ediyorum. ben hoşuma gitmiyor bu iş. Evet. Gülşah sen ne diyeceksin? Beraber yaşasınlar, görsünler, sonra ayrılsınlar evlenmeden Yani. diyecek değilim Bir tabii de ki. birbirlerini tüketiyorlar ama. Kesinlikle Tabii tüketiyorsun. evlenmeden aynı evin içine girilmesin. Ben de tasvip etmiyorum. Aynı zamanda Caner Bey iyi yapmış hanımefendinin evine giderek. Bu arada Caner benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Birlikte Dünyalar fotoğraflarını görebilir tatlısı bir miyiz? evladı var Çınar. Evet. Asena ile beraber evli olduğu dönemler. Ama tabii çok mutlu belli. Çok da mutlu olmasını istiyorum onun da. Aynı zamanda yani bir kadının taşınması çok zor ya. Yani kendimden biliyorum. Ayakkabılar, kıyafetler, takılar, makılar falan. Onun için zaten erkeğin üç parça eşyası oluyor. Evet.